Selamlar kanalıma hoş geldin. 200 Hz 1 milisaniyelik bir gecikmeye sahip oyuncu monitörü ile birlikteyiz bugün. Havit markasının 27 inçlik VA panele sahip olan monitörünün kutu açılımını, gerekli testleri ve teknik özelliklerinden bahsediyor olacağım sizlere. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi kutu aşırı derecede büyük. Şimdi paketlemesi de güzel. Bunun bir kutusunu açacağız kutu içeriğine bakacağız ve sonrasında oyun performansı, film performansı içerisinde kendi dahili hoparlörü olduğu için onu da test edeceğiz. Hepsinin hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi şöyle kutuyu hemen ufaktan bir yırtalım. Zaten pat pat bir tane daha sarılıydı ben onu yırttım. Çünkü çok aşırı derecede kötü ve kaba duruyordu. Ama tabii kargoda zarar görmemesi için yapılmış bu da. Evet şimdi kutumuzun içeriğini görmüş olduğunuz gibi bu kameraya da gösteriyorum ki okuyun. Zaten model olarak Havit'in GSC 102 modelli bir monitörü bu. Ayrıca zaten 200 Hz kurvet olduğu bunların hepsi de yazıyor. Bak burada da gerekli detaylı özelliklere de yer verilmiş. 1500 arlıkta bir kavisi bulunuyor. Şimdi Gelin bir kutuyu açalım. Bakalım kutunun içerisinden neler neler çıkıyor. Kutuyu birazcık açmak zor olacak çünkü büyük bir kutulaması var. Ve hani kadraja çok fazla girmeye de bilir. Ürünü zor da olsa kutusunu açmayı başardım. Şimdi zaten böyle köpüklere sarılmış ve üst kısmında gerekli ekipmanları var. Hem bu kamerayı hem de bu kameraya göstermeye çalışacağım. Bu monitörümüzün ayak kısmı. Bu da metal bir yapıdan şuradaki altta bir sıkma demiri bulunuyor. Bunu elinizle sıkacaksınız ve direkt monitöre oturtturacağız. Şimdi bunu bir kenara aldık. Kutunun içerisinden bir adet de görüntü için kablomuz geliyor. Bayağı kutulama içeriği bu arada zengin ve güzel paketlenmiş. Zaten arkamda şurada görmüş olduğunuz monitörüm. Gene Havit markasının bu monitörü. Ben bilgisayarımı 3 monitör olarak kullanmak istediğim için bir tane daha ekstradan satın aldım. Ve onu da kutusunu açıp sizlere videolamak istedim ki Memnun kaldığım için açıkçası bu videoyu da çekmek istedim. Memnun kalmamış olsaydım belki de çekmeyebilirdim ama gerçekten filmlerde ve oyunlarda böyle siyahları tam siyah gibi gösteriyor. QLED gibi. Ayrıca parlak bir ekrana sahip. Benim ana monitörüm şu anda farklı bir markanın. Onu değiştirip onu yan monitör yapıp bunu direkt ana monitör yapacağım. Çünkü genelde montaj yaptığımda, film izlediğimde, bir şeyler oynadığımda falan daha böyle parlak ekranları seviyorum. Şimdi kutunun içerisine hemen bakalım şöyle. Monitörümüzün bu da arka bağlantısı. Yani monitörü tutacak kısım çıkıyor. Bu aşağıya yukarı inebiliyor bu arada onu söyleyeyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi ve burada da bir adet kabloları saklayabileceğiniz yani kablosunu buradan geçirebileceğiniz bir aparat yapmışlar. Bu da güzel. Bunu da bir kenara alıyoruz hemen. Ve kutunun içerisinden adaptörümüz geliyor. Bununla da ürüne güç verebiliyorsunuz. Gerçekten dediğim gibi paketlemesi zengin yani onu söyleyeyim. Bak şuradan hemen çıkarttık. Bu da güzel. Kısa bir kablo sadece şöyle bir şey var. Baya ince bir kablo. Burası kalın burası da ince. Belki hani ilerleyen dönemlerde bir yere takılırsa belki bir ihtimal kopma vesaire olabilir mi diye düşünmüyor da değilim. Bak burada içerisinde bir adet de HDMI kablosu ekstradan geldi. Toplamda gördüğünüz gibi iki tane kablo bulunuyor. Birisi HDMI, birisi de adını unuttum şu anda o kablodan. Hemen üst kısmını da aldık ve monitörümüzü çıkartalım şöyle. Bayağı ağır ve güzel. Evet, bu kameradan görün istiyorum. Şuradaki korumasını çıkarttığımızda görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir monitör. Buraya da göstereyim. Şu arka kısımlarındaki ışıklar da bu arada RGB yanıyor. Bunları da göstereceğim sizlere. Evet, Havit markasının burada logosu bulunuyor. Ön tarafta bu şekilde zaten kavisli olduğunu görebiliyorsunuz. Monitörle ilgili kısa kısa bilgiler paylaşayım. Siz görselleri izlerken Öncelikle şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Monitörde VA panel kullanılmış 27 inç. Görüş açımız 178 derecelik bir gö görüş açısına sahip. Öne doğru 20 aşağıya doğru 5 derecelik bir hareket özelliği bulunuyor. Ve pivot özelliği sayesinde de isterseniz yan ekran yani dik yaparak chat yapabilir, chat'i okuyabilirsiniz ya da farklı atamalar yapabilirsiniz. Tam da yana doğru dimdik bir şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Ve diğer özelliklerinden bahsedecek olursam da 1500 radyanlık bir kavise sahip FreeSync ve G-Sync özelliği bulunuyor. Yırtılmaları önlüyor. HDR özelliği ve mavi ışık filtresi sayesinde gece bayağı rahat ediyorsunuz. Parlak panel daha canlı gösterim sağlıyor. Ghosting gibi bir durumda ben kullanırken fark etmedim. 200 Hz 1 milisaniyelik tepki süresiyle rekabetçi oyunlarda iyi bir performans veriyor. Hopölleri de kendi üzerinde bulunuyor. Gerçekten baktığınızda hani böyle fiyat performans olarak alınır mı alınmaz mı o size kalmış ama ben böyle birçok farklı hem inceleme olsun hem kendi çevremde gördüğüm monitörlere kıyasla bunu bayağı beğendim. Üzeri de hemen tozlandı. Şimdi gelin hemen kurulumunu yapalım. Ters çevirdik monitörümüzü. Bak şurada bir mandal bulunuyor direkt bunu zaten böyle bastırarak şöyle ilk burayı sonra buraya otutturduğumuzda şu anda bu oturdu. Ayak kısmını da böyle oturtturduktan sonra gözüksün kamerada da bu şekilde sıkıyorum. Ve ayağı da rahat bir şekilde sıkıyorsun böyle elinle en azından vida ile uğraşmıyorsun ve sağlam bir monitör tutucu oluyor. Herhangi bir şekilde düşme vesaire yapmaz. Şu anda tam sıktım ve monitörümüzü hemen şöyle bir kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi aşağıya yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Şimdi gelin bakalım bu nasıl bir performans veriyor hemen sizlere oyun ve böyle filmlerdeki performansları da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi monitörlerimi bağladım tabii ki de daha renk ayarlarını yapmadım. Bu şu anda ana monitörüm bu Havit. Bu da Havit. İkisi de aynı monitör. Zaten böyle sıfıra sıfıra yaklaştırmaya çalıştım. Bunun arasında biraz açıklık kalmış bunu da düzelteceğim. Şimdi şöyle bir ekranları göstermek istedim. Tabii ki de bir etrafı da toplayacağım kabloları vesaire. Bunları da ayarladıktan sonra gerçekten güzel bir Hissiyat oldu. Hem arka planımda 3 monitör güzel durmuş olacak hem de çok fazla çalışma yaptığım için bunda mesela Photoshop'u açacağım bunda render yaptığım montaj programını bunda da farklı bir sayfa açabilirim vesaire müzik dinleyebilirim film izleyebilirim bir canlı yayın takip edebilirim. 3 ekran böyle. istersen bu ikisini dikey de konumlandırabilirim. Şu anda masayı görmüş olduğunuz gibi tam anlamıyla kapsadı. Yani ufacık bir hani boşluk bile kalmadı. Burada klavyem kaldı. Bir de işte buraya mikrofonumu o da şurada. Onu da takacağım sonrasında. Şimdi gelin bir oyun performansını birlikte göz atalım. <laughs> Monitörümüzün incelemesini gerçekleştirdik detaylı. Hem özelliklerini anlatmaya çalıştım hem de göstermeye çalıştım sizlere. Açıklamaya da link bırakıyorum. İsterseniz oradan ürünün detaylı özelliklerini tekrar kontrol edebilir ya da satın alabilirsiniz. Yani monitör için bir fiyat performans ürünü diyemiyorum çünkü kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Kimisi IPS panel seviyor, kimisi ne bileyim VA panel seviyor ya da QLED seviyor vesaire. Bunlar size kalmış. Ben yine açıklamaya link bırakıyorum. Ayrıca incelememi istediğin ürünler varsa da yorumlardan veya Instagram'dan mesaj atarak bana söyleyebilirsin. Hemen o ürünleri de temin edip incelemeye başlarım sizler için. O zaman geldik videomuzun sonuna. Kanalımız hızla büyüyor. Sen de bu kanalımıza, bu ailemize katıl, destek ol ve abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.